if you close your eyes. Herkese merhaba arkadaşlar, Gimspot kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce kanalıma destek olduğunuzu göstermek adına abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aynı şekilde motive edici yorumlarınızı yazarak destek olduğunuzu gösterebilirsiniz. Bu videoda OTP hesabımda aktifken hesabım soyuldu sorusuna yanıt vereceğim. Umarım faydalı olur. Hep beraber izleyelim. Arkadaşlar, Any OTP sistemi ek bir güvenlik sistemidir. Kurulan program sayesinde tıpkı bankalardaki sistem gibi çalışmaktadır. Ve tek kullanımlık şifre üretimi sağlamaktadır. Forumda çoğu kez karşılaştığımız bir durum var arkadaşlar. OTP varken hesabım soyuldu diye konular açılıyor. Ve ben de oyuncularımızı bilinçlendirmek adına bu videoyu hazırlama ihtiyacı hissettim. Umarım faydasını göreceksinizdir diye düşünüyorum. Öncelikle OTP'li karakterin soyulma ihtimallerini gözden geçirelim. Şimdi sıralayacağım bu adımlar resmi forumda bizim yazdığımızı göreceksiniz arkadaşlar. Oyuncuların başına geldiğinden dolayı hazırlanan bir yazıdır arkadaşlar. Girişi güzel yazılan bir adımlar değil. Şimdi adımlarımıza başlayalım. 1. OTP'li karakter ortak kullanılıyorsa soyulur arkadaşlar. Söz konusu Nice Online ise kimseye güvenmeyeceksiniz. 2. OTP paylaşımı gerçekleşirse hesabınız soyulur arkadaşlar. Üçüncüsü, OTP programı bilgisayarınızda kurulu ve bilgisayarınız yeterince korunmuyorsa soyulur. En çok başa gelen olay bu. 4. Karakteri bir başkasından devraldıysanız, parantez içinde söylüyorum bunu, kullanıcı sözleşmesine aykırı bir durum tespiti halinde müşteri desteği alınmaz arkadaşlar. Parantezi kapattım. Eski sahibinde kurulu olan OTP programı güncel olarak şifre üretmeye devam edecektir. Dolayısıyla karakterinizin OTP'si bir başkasında da olacaktır. Bu da çok önemli bir bilgidir arkadaşlar. Beşincisi, OTP telefonunuzda kurulu ama telefonunuzu 1-2 dakikalığına da olsa elinize alabilecek kurnaz bir arkadaşınız olabilir. Ve böyle bir arkadaşınız varsa soyulabilir arkadaşlar. Bunlar insanların başına gelen sonuçlar. 6. Bilgisayar başında uzun süreli ayrılırken karakterinizi oyunda bırakıyorsanız uzak erişim ile soyulabilir. Buna da çok dikkat edin. 7. Hesabınızı satmaya çalışırsanız, ki parantez içinde kullanıcı sözleşmesine aykırı bir durumdur bu, yine de soyulursunuz. Bunlar çok önemli bilgiler arkadaşlar. Bir de bir ayar vardır. Herkesin kullandığı bir program var, TeamViewer diye. Bunun da bazı bir önlemleri var. Ben onun adımını bu videoyu söylerken fotoğrafını koyarım. Nerede nasıl ulaşmanız gerektiğini. Oraya hani onu bakarak o ayarı kapatın arkadaşlar. OTP'li karakter nasıl soyulmaz sorusunun cevabına gelelim. Karakterinizin OTP'si sadece telefonunuzda ve karakterinizi paylaşmıyorsanız, OTP tek kullanımlık şifrenizi kimseyle paylaşmıyorsanız ve telefonunuzu kurcalayacak kurnaz bir arkadaşınız yoksa OTP ile karakterinizin soyulması imkansız arkadaşlar. Çünkü banka sistemiyle aynı sistemi kullanıyor bu sistem. Bilginiz olsun. Bunun yanında en önemli söyleyeceğim olay, herkesin başına gelen olay. Şimdi bunları çok dikkatli dinleyin arkadaşlar. Genellikle bizim bilgisayarımızı kuracağımız programları sahte sitelerden indiriyoruz. Ve bunu biz anlamıyoruz. Anlamadığımızdan dolayı biz normal bir orijinal programı kuruyoruz sanıyoruz. Fakat biz bunu sahte kuruyoruz. Ve orada olan virüsler bilgisayarımıza zarar veriyor. Ve hani bu virüsler OTP'li hesaplara erişim sağlıyor. İnternetten bulduğunuz RAR şeklindeki klan sembollerini indirmeyin. Bununla ilgili de çok
bildirimler yapılıyor. İndirilen RAR dosyalarda keylogger ve benzeri virüsler bulunabiliyor. Ve bu bulunduğunda, hani bu şekilde bir virüs bilgisayarınızı bulaştığında gene hesabınıza erişim sağlanır arkadaşlar. Arkadaşlar, sahte sitelerden indirdiğinizde genellikle şu olaylar başınıza geliyor. İlk olay, anlatacağım birinci durum, herkesin başına gelen çok genel bir durum. Bilgisayarınıza bir komut veriliyor, bilgisayarınız kapanıyor, tekrar yeniden başlıyor ve siz bilgisayarınız açılıp hesabınıza giriş yapana kadar karakteriniz soyuluyor. İkinci genel durum, oyuna ID ve şifre girişini yaptıktan sonra OTP ekranında oyunun kendi kendine kapanması durumu. Üçüncü durum, bu da bir genel bir durum, ID ve girişinizi yaptınız, OTP ekranında 5. rakamı yazdıktan sonra 6. rakamda oyunun kendini kapatması durumu söz konusu. Ve bu durumlar çoğaltılabilir. Çünkü her virüs aynı şekilde çalışmıyor. Uzaktan bağlanım da yapılabiliyor. Yani bu şekilde bir sürü virüsler var. O yüzden arkadaşlar, indirdiğimiz şeylere çok dikkat etmemiz lazım. Unutmayın, tekrar söylüyorum, OTP bir ek güvenliktir. Hesabıma bir şey olmaz demeyin. Siz bunun yine de önlemini almanız lazım. Dikkatli olmanız lazım. Cihazlarınızın güvenliğinden siz sorumlusunuz. Korunmasından siz sorumlusunuz arkadaşlar. Bunları sağlayın. OTP'yi mutlaka telefonunuza kurun. Telefonunuza kurmak en iyi yöntemlerden biridir. Ama ben telefonumu kuramıyorum diyorsanız, bilgisayarınıza kurarsanız da bunun korunmasını ve güvenliğini sağlamanız gerekiyor. Yani çok dikkatli olmanız lazım. Ve altını çizeceğim diğer bir hesap soyulması ile ilgili durumdan da bahsedeyim. Oyun içerisinde yer alan "etkinlikten ne kazandın" yazılarak özel mesaj atan kişilere itibar etmeyin arkadaşlar. Bu belki oyunun varoluşundan beri olan bir yöntem. En basit bir yöntem. Hani bunu bilmeyenler olabiliyor. Bu nedenle bunu da bu videoda bahsetmek istedim. Ramazan etkinliğinden dolayı dolandırıcılar türemişti. Ramazan etkinliğinden ne kazandın diye bu sefer mesajlar geliyordu. Ama tabii ki şimdi Ramazan bittiği için başka yöntemler çıkacaktır arkadaşlar. Bu şekilde özel mesajlara itibar etmeyin. Direkt ekran görüntüsünü çekin yazışmanın ve cheat report'a raporlayın arkadaşlar. İşleme alınır. Arkadaşlar, hesabınızla ilgili bir problem olduğunda resmi forumda genel tartışma bölümüne konu açmak yerine bunu siz destek biletine atmanız lazım. Çünkü forum üzerinden hesap desteği verilmemektedir arkadaşlar. Bu nedenle bu tip OTP vakaları geldiğinde sizin yapmanız gereken destek bileti göndererek müşteri hizmetlerinden destek almak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü şöyle bir şey de olabiliyor. Karakteriniz erişim sağlanıldığında şifresini değiştirenler de olabiliyor. Bu nedenle siz hesabınıza erişim sağlayamıyorsanız forum üzerine siz konu açarsanız forum üzerinden destek verilmemektedir arkadaşlar. Destek bileti atarak müşteri hizmetlerinden yardım almanız gerekiyor. Arkadaşlar, şunu da unutmayın ki bu söyleyeceğim tabii ki çok genel bir şey. Yani her oyunda olur. Eğer bir oyun oynuyorsak bu oyunla ilgili her şeyi takip etmemiz lazım. Bu başka oyunlar da olabilir. Sadece Knight Online için düşünmeyelim. Forumları olur, oyun güncellemeleri olur vesaire. Bunları takip etmeniz lazım. Mesela bizim Knight'ta forumu takip eden insan her şeyden haberdar olur. Çünkü insanların başına gelen her şey zaten resmi forumda oluyor. Bu nedenle resmi forumları, her oyun için söylüyorum, resmi forumları takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olur. Umarım kimsenin hesabı soyulmaz. İnşallah güzel kitlelere ulaşarak herkese bilinçlendiririz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dikkat edin kendinize. Videoyu beğendiyseniz beğenip destek verebilirsiniz. Beğenmediyseniz beğenmeyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımın büyümesi için abone olursanız da sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın. Esen kalın.